Gazze'ye insani yardım götürürken İsrail askerleri tarafından yapılan baskında 9 kişinin şehit olduğu Mavi Marmara gemisi 665 yolcusuyla 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü etkinliklerine katılmak üzere Çanakkale'ye doğru yola çıktı. Samsun'un Canik Belediyesi ile İnsani Yardım Vakfı tarafından düzenlenen program kapsamında 15 Mart Pazar akşamı 555 yolcusuyla Samsun'dan yola çıkan Mavi Marmara gemisi İstanbul'a uğrayarak 110 yolcu daha aldı. Yolculuk öncesi açıklama yapan Canik Belediye Başkanı Osman Genç, ümmetin gemisiyle ümmetin savaşı olan Çanakkale'yi buluşturalım diye gerçekleştirdiklerini anlattı. Hedefimiz gençlerimizi, geleceğimiz olan gençlerimizi milli şuuruyla, bu Çanakkale ruhuyla yetiştirirsek gelecek bize aittir. Bu tarihi anlara Akit TV şahitlik etti. Bugün günlerden 17 Mart Salı 2015. Şu anda İstanbul Sarayburnu'nda Mavi Marmara gemisinin önündeyiz. Birazdan Mavi Marmara gemisi Çanakkale Savaşları'nın 100. yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere İstanbul'dan demir alacak. Bizler de tüm yaşananları Akit TV izleyenlerine aktarabilmek için burada hazır bulunuyoruz. Rotamız Çanakkale, ya Allah bismillah. Yolculuk esnasında Kur'an-ı Kerim tilavetleri, marşlar ve sloganlar gençlerin ağızlarından eksik olmazken yaşanan heyecan görülmeye değerdi. Göğe savrulan yumruklar zalim gelmedikçe iner mi hiç? Mavi Marmara'nın son durağını tarif etmek isteyen bir İHH gönüllüsü, son durak Mescid-i Aksa'da özgürce namaz kılabilmektir. Evet, Marmara'nın finali Kudüs'tür. Yani Mescid-i Aksa'ya gideceğiz, orada namazı kılacağız, net. Ve artık şehitler gemisi Mavi Marmara, şehitler diyarı Çanakkale'de. Tekbir ve salavatlar eşliğinde şehit kokan topraklarda ilerleyen gençlere kendisini Kemalist olarak nitelendiren bir şahsın tacizleri ise gözden kaçmadı. Samsun'dan yola çıkan 155 genç tekbirler eşliğinde şehitliğe doğru ilerliyor. Samsunlar Gazze'ye direnişe bir selam. Gelibolu Yarımadası'nda bulunan Akbaş Şehitliğini gezen gençlerin ilgi odağı olan Halepli ve Kudüslü şehitler 100 yıl sonra ümmet olmanın sağladığı dirliği tekrar gözler önüne serdi. Bize ne Halep'ten dediler, bize ne Humus'tan dediler, bize ne Şam'dan dediler. Suriye'nin iç işlerine neden karışıyoruz dediler. Ama onlar Halepliler, Hamalılar, Humuslular, Kudüslüler, Kosovalılar bundan 100 yıl önce Çanakkale Savaşları devam ettiği zamanlarda bize ne Çanakkale'den, bize ne İstanbul'dan, bize ne Türkiye'den demediler ve geldiler bu topraklarda, kendi vatanlarından binlerce kilometre uzak bu topraklarda şehit düştüler. Buraya gelip bu tabloyu gördükleri halde neden hala böyle bir düşünceye sahip oldukları ise merak konusu. Şehitlikte yapılan duayla devam eden programda neslimizin verdiği mücadeleyi aynı şekilde bizlere de nasip et Allah'ım nizalarıyla eller semaya açıldı. Kimi Hindu, kimi son olarak 665 gencin gemiyle tekrar İstanbul'a dönmesiyle program son buldu.